Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere 20, 21 ve 22 Nisan 2019 tarihinde yapılan Türkiye geneli limit yayınlarının edebiyat sorularını çözeceğim. Bu ve diğer Türkiye geneli deneme sınavlarını daha yakından takip etmek için abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu parçadaki Orhan Veli'nin şiirlerinin hangi yönü vurgulanmıştır diyor. Parçamıza bakalım hemen isterseniz. Orhan Veli şiirlerini söz sanatlarından arındırarak yazmıştır diyor. Onun şiirlerinde boyalı sözlere, maskeli söyleyişlere rastlanmaz. O söyleyeceğini bakın doğrudan söyler, abartıya ve süse yer vermez. Arkadaşlar bu neyin özelliğidir? Yalınlığın özelliğidir. Bundan dolayı da cevabımız B seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Arkadaşlar hemen üçüncü cümlemize bakalım. Buna karşılık Batı Türklerinde birçok anne eğitim programının geliştirildiği ve en iyi anne eğitim modelinin tespitine yönelik çalışmaların yapıldığı görülmektedir diyor üçüncü cümlede. C seçeneğine baktığımızda ise üçüncü cümlede araştırma sonuçlarına dayalı bir öneride bulunulmuştur diyor. Arkadaşlar burada herhangi bir öneride bulunulmadığı için doğru cevabımız da nedir? C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Parçamıza bakalım. Ülkelerin ekolojik yönden birbirlerine ne derece bağımlı olduklarını asit yağmuru konusunda çok açık biçimde görmekteyiz. Kanada'nın uçsuz bucaksız ormanları ve gölleri, Zaman zaman sirkeye yakın kesinlikle asit taşıyan yağmurlar nedeniyle yavaş yavaş ölmektedir. Biyolojik anlamda ölen göl sayısı şimdiden 14.000'i bulmuştur. Önlem alınmazsa daha 40 bin kadar gölün elden gideceği belirtilmektedir. Kuzey Kanada ormanlarının çam ağacı türlerinde büyüme hızı yarı yarıya azalmış durumdadır diyor. İkilemeler var mı arkadaşlar? Bakalım. Uçsuz bucaksız ormanlar derken burada ikileme vardır. Buradan A seçeneğini eleyebiliriz. Nicel verilerden yararlanılmıştır diyor. Nicel nedir arkadaşlar? Sayısal verilerdir. Bakın 14.000'i bulmuş diyor. 40.000'e 40 kadar diyor. Dolayısıyla buradan da biz neyi çıkarabiliriz? Bunlardan da B seçeneğini çıkarırız. B'yi de elemiş olduk. Nesnel ifadeler kullanılmıştır diyor. Doğrudur arkadaşlar. Paragrafın geneline baktığımızda Nesnel ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Bundan dolayı C seçeneğini elemiş oluruz. Örneklemeye başvurulmuş mudur? Arkadaşlar dikkat edecekseniz şuradan itibaren Kuzey Kanada ile ilgili bize ne yapmış? Bu konuda örnek vermiş. Yine aynı zamanda başından beri Kanada'yı anlatıyor. Bunlar hep örnektir. Bundan dolayı da D seçeneğini de elemiş oluruz. Ama bu parçada herhangi bir tanımlamaya yer verilmediği için doğru cevabımız nedir? E seçeneğidir. Dördüncü soru bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi parantez içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır diyor. Bakalım toplanan bir araya getirilen anlamca uyuşmuştur arkadaşlar. O yüzden nedir? Ee, bunu elemiş oluruz. Takip edilebileceği, izlenebileceği aynı anlamlara geliyor arkadaşlar. Üçü de elemiş oluruz. Evrenin, dünyasının bu da hemen hemen aynı anlamlara gelir. Bunu da elemiş oluruz. Gösteren, ortaya koyan demiş. Bu da değerli arkadaşlar aynı anlama geliyor. Bunu da elemiş oluruz. Yabana atılamayacak, eşine az rastlanabilecek demiş. Arkadaşlar bunlar anlam olarak birbirini ne yapmıyor? Karşılamıyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? 4 numaralı sözcük öbeği olacaktı yani D seçeneği doğru cevabımızdır. 5. soru. Bu diyaloglarda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor arkadaşlar cevabını yine siz vermiş oluyorsunuz. Bu kayıtsız şartsız kötüdür. Halk şairlerine özenerek yazılan şeylerde de bu kategoriye girer. Benim denemek istediğim başka bir şey. Halk şairinin dayandığı halk kültürüne eğilmek, onun bu kaynaktan faydalandığı gibi faydalanabilmek demiş parçada. Bakalım arkadaşlar, şöyle bir baktığımızda E seçeneği hemen burayla uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Siz halk şiirinden ilham alarak şiirler yazmak yolunu denediniz. Bazılarının bunu kötü bir taklitçiye düşürdüğüne kani misiniz? Yani emin misiniz diyor. Ondan sonra cevabını yine siz vermiş oluyorsunuz diye devam etmiştir. İkincisine bakalım. Eksik olmasın diyor. Yanılmıyorsam neredesin şiirinizi Suud Kemal bir yazısında saf şiiri örnek olarak gösteriyordu. Cevabı nedir? Eksik olmasın. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar dil ve anlam bütünlüğü sağladığı için E seçeneği nedir? bizim doğuracağımızdır. 6. soru. Aşağıdakilerin hangisinde mülakat yapılan şaire ait eserler bir arada verilmiştir diyor arkadaşlar. Sivas'ta yapılmasını önayak olduğunuz halk şiirleri bayramında Aşık Veysel gibi bir kıymetin ortaya çıkması mümkün olmuş. Bu olayı ve Aşık Veysel hakkındaki hükmünüzü lütfeder misiniz diyor. Arkadaşlar biz şu parçadan anladığımıza göre Aşık Veysel'i ortaya çıkaran kişi kimdir? Ahmet Kutsu Tecer'dir bize Ahmet Kutsi Tecer'in eserlerini soruyor arkadaşlar. Bakalım. Koççi Köroğlu Köşebaşı. Evet arkadaşlar bu eserler kimindir? Bu eserler Ahmet Kutsi Tecer'indir. Dolu A seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu parçadaki boşluğa aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir demiş. Tanzimat Edebiyatı'nın ikinci neslinde şiir ile başlar. Şiirinde insan, tabiat ve aşk ve ölüm düşüncesine ağırlık veren sanatçının en önemli rolü Servet Fünün döneminin oluşumunda önemli gayretlerinin olmasıdır. Burada aklımıza hemen kim geliyor? Recaizade Mahmut Ekrem geliyor arkadaşlar. Tanzimat'ın ikinci nesli içerisinde ilk şahsiyetlerden olan sanatçı birçok türde eser vermiş. Güzelliği merkeze almak kaydıyla her şeyin şiire konu olabileceğini söylemiştir. Bu da Recaizade Mahmut Ekrem eski yeni tartışmasında yeniyi savunmuş ve yeniyi savunanların öncüsü olmuştur. Kulak için kafiye anlayışını benimsemiştir diyor. Arkadaşlar Tanzimat Edebiyatı'nın ikinci neslinde yeniyi savunan kimdir? Recaizade Mahmut Ekrem'dir. Birçok anahtar kelimemiz var. Bundan dolayı da cevabımız nedir? B seçeneğidir. Sekizinci soru aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya örnek gösterilemez demiş. Batı etkisindeki Türk edebiyatında bazı şairler Geleneksel Türk şiirinin yani divan ve halk şiirinin biçim özelliklerinden yararlanılmıştır diyor. Arkadaşlar bakın bize neden bahsediyor? Biçim özellikleri, şekil özelliklerinden nazım şekilleri var, kafiyesi var, ölçüsü var vesaire. A seçeneğiyle başlayalım. Namık Kemal'in Hürriyet Kasidesi adlı şiirinde özgürlük gibi toplumsal bir konuyu divan edebiyatı nazım biçimlerinden kaside ile ele alması demiş. Arkadaşlar bu açıklamaya örnek olarak gösterilebilir. A seçeneğini elemiş olduk. Turgut Uyar'ın şiir kitabına divan adını vermesi ve bu kitapta gazel, kaside, nazım biçimleriyle şiirler yazması. Arkadaşlar bu da örnek olarak gösterilebilir. Bunu da elemiş olduk. Bayrak şairi olarak tanınan Arif Nihat Asya'nın aruz ölçüsüyle rubayiler yazması. Bu da biçimle ilgilidir. Bunu da elemiş olduk. Soyadını Karacaoğlan'ın bir şiirinden alan Ahmet Kutsu Tecer'in dörtlük nazım birimini ve çoğunlukla 11 ile hece ölçüsünü kullanması. Arkadaşlar bu da şekille ilgilidir, biçimle ilgilidir. Bunu da elemiş olduk. Sezai Karakoç'un Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine şiirinde gül mazmuna yer vermesi. Arkadaşlar bu nedir? İçerikle ilgilidir yani konuyla ilgilidir. Bundan dolayı da cevabımız nedir? D seçeneğidir. 9. Bu parçada söz edilen divan şairi aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Divan edebiyatında 16. yüzyılın son 40 yılında şiir tahtına oturmuş ve tartışmasız devrin sultanın şuarası yani şairler sultanı olarak hükmünü sürdürmüştür diyor. Buradan bile çıkarabiliriz arkadaşlar. Nefi'nin böyle bir ünvanı yok. Nabi'nin böyle bir ünvanı yok. Nedim'in böyle bir ünvanı yok. Fuzuli'nin de yok. Cevap nedir arkadaşlar? C seçeneğidir. Baki Sultanı Şuara olarak bilinen sanatçıdır arkadaşlar. 10. soru. Bu parça aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır diyor. Ahmedi Sivas'tandır. Murat Han Gazi devrinde boy beyi olan Mir Süleyman Şah'ın mahiyetindeki şairlerden ve o dönemin bilgili şair kişilerinden de İskendername'yi adı geçen adına söylemişti. Bu eserde Batini ilimlerden afaki ve enfüsî teşbih ve temsil ile geometri, astronomi, yıldızlar, ilmi ve hikmetten çok mana ve marifeti bir araya getirip kullanmıştır. Ama şiirinde pek o kadar zerafet, söz ve ifadelerinde hemen hiç güzellik yoktur. Rivayet edilir ki adı geçen kitap Ahmedi tarafından yazıldıktan sonra çağının ileri gelenlerine sunulmuş ve hiç kabul görmemiştir. Arkadaşlar dikkat edecek olursanız bize ne yapıyor? Ahmedi hakkında bilgiler veriyor. Bu surname olamaz, gazavetname olamaz, pentname olamaz, şehrengiz olamaz. Şairlerin hayatı ile ilgili bilgi veren eserlere biz ne diyoruz arkadaşlar? Teskir ediyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneğidir. 11. soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor arkadaşlar. Şahıs, yer ve hadiseler hakkında anlatılan, inandırıcılık vasfı olan, tabiat üstü olma özellikleri barındıran, mensur halk anlatılarıdır. Bu türün başlıca niteliği inanış ve gerçekliktir. Halkın hayal dünyasıyla yaratma gücünün en güzel örnekleridir. Çoğunlukla insan, dünya, evren ve tabiat olaylarının oluşumunu neden sonuç ilişkisine dayalı olarak açıklar. Bu türde en önemli motif, bakın arkadaşlar yine anahtar bir kelime daha, taşa dönüşmedir. Eğer inandırıcılık vasfı ön plana çıkıyorsa, mensursa, inanış ve gerçeklik ön plandaysa, ve taşa dönüştürme motifi varsa arkadaşlar bu nedir? Tabii ki efsanedir. Bundan dolayı da cevabımız A seçeneğidir. 12. soru. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş arkadaşlar. Karaca olan der ki kondum göçülmez, acıdır ecel şerbeti içilmez, üç derdim var birbirinden seçilmez, bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Yarım kafiye kullanılmıştır diyor. Bakalım. Bakın göçten göçülmez olmuş, içten içilmez olmuş, seçten seçilme seçilmez olmuş. Arkadaşlar bunlar nedir? Bunlar altı çizili kelimeler rediftir arkadaşlar. Geriye ne kalıyor? Tek ses benzerliği kalıyor ç'ler. Bunlar da yarım kafiyeyi oluşturmuştur. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Sarma kafiyeye yer verilmiştir diyor. Bakın kafiye düzeni A A A ve B şeklindedir. Sarma kafiye ise arkadaşlar A, B, B, A şeklinde olacaktır. Burada sarma kafiye değil de düz kafiye olduğu için doğru cevabımız da B seçeneğidir. 13. soru. Kiralık konak romanı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Bakalım. 3 kuşak arasındaki anlayış ve yaşayış farklılıklarını ele alınır demiş. Doğrudur. Mekan simgesel anlamlar yüklenen yapı ögelerinden biri durumundadır. Bu da doğrudur. Toplumsal çözülme ve yozlaşma roman kişileri aracıyla yansıtılır. Bu da doğrudur. Batılılaşmanın yanlış anlaşılması eleştiri konusu edilir. Bu da doğrudur. Roman sonunda Ali Rıza Bey'in temsil ettiği değerler hüsrana uğrar diyor arkadaşlar. Roman kahramanı Ali Rıza Bey değil. Kimdir arkadaşlar? Naim Efendi vardır. Başka? Seniha vardır arkadaşlar. Hakkı Celis vardır. Bunlar en önemli roman karakterleri olarak görülmektedir. Ali Rıza Bey nerede arkadaşlar? Ali Rıza Bey de yaprak dökümünde yer almaktadır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneğidir. 14. soru. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen idealist tiplere örnek oluşturur demiş. Bakalım. Cumhuriyet ilkelerinin modernleşmeye odaklanması, modernleşme süreci ile devlet arasında tam bir uyum ve bütünleşmenin sağlanamaması gibi farklı toplumsal ve kültürel sıkıntılar Cumhuriyet dönemi romanlarındaki idealist tiplerle giderilmeye çalışılır. Söz konusu idealist tipler, dini, toplumsal ve kültürel açmazları, Cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda aşmaya çaba gösterirler demiş. Bakın arkadaşlar Yeşil Gece'deki Şahin Bey idealist bir öğretmen tipidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? A seçeneğidir. Bu dizelerde servet funun şiirinin hangi özelliği öne çıkmaktadır diyor. Bakalım. Küçük, muttarit, muhteriz darbeler, kafeslerde camlarda pür ihtizaz, olur dembedem nevha yer namesaz, kafeslerde camlarda pür ihtizaz. Küçük, muttarit, muhteriz darbeler, sokaklarda seyla, seylabeler ağlaşır, ufuk yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır. Bulutlar karardıkça zerrata bir ağır muhtazır dalgalanmak gelir ifadesinden arkadaşlar. Biz ne anlıyoruz? Karamsarlık konularını ele aldığını söyleyebiliriz. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? C seçeneğidir arkadaşlar. 16. soru aşağıdaki Türkiye haritasında Türk romanlarından bazılarının geçtiği mekanlara yer verilmiştir diyor. Bu haritadaki numaralı yerlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım arkadaşlar. Birinci Ahmet Hamdi Tanpınar'ın aşk konusunu ve Doğu Batı çatışmasını işlediği huzur romanının geçtiği mekandır. Bir nere arkadaşlar? İstanbul. Doğru mudur? Evet bu doğrudur. O yüzden A seçeneğini elemiş olduk. Çalıkuşu romanının kahramanı Feride'nin öğretmenlik yaptığı Zeyniler Köyü'nün bulunduğu mekandır demiş iki için. Neresi arkadaşlar? Burası Bursa. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Üçüncü Kurtuluş Savaşı'nı farklı bir bakış açısıyla ele alan Küçük A'nın geçtiği ana mekandır demiş. Küçük A nerede geçiyor arkadaşlar? Konya, Akşehir civarında geçiyor. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Nabizade Nazım tarafından yazılan ve ilk köy romanı kabul edilen Karabibik romanının geçtiği Beymelik köyünün bulunduğu mekandır demiş. Antalya kaç civarında geçiyor arkadaşlar bu da? Bu da doğrudur. Orhan Pamuk'un tek siyasi romanım dediği ve baş kahramanı şair K olan Kar adlı romanın ana mekandır demiş. Neresin diyor arkadaşlar? Ankara. Bu roman Ankara'da değil. Nerede geçmektedir arkadaşlar? Kars'ta geçmektedir. O yüzden de doğru cevabımız nedir? E seçeneği olacaktır. Geçiyoruz 17. soruya. 17. soruda bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Onun sanatını besleyen kaynaklardan biri olan sözlü kültür çocukluk günlerinin hatırasıdır. Sözlü kültür ürünleri çocukluğundan miras alıp oyunlarını aksettirdiği önemli bir malzemedir. Eğitim hayatında üç önemli temel taşı vardır. İngilizce, felsefe ve tiyatro. Bu üç evren ona büyük kapılar açacaktır. Dünya tiyatro edebiyatının en güçlü isimlerinden biri olan Shakespeare'in tesiri onda sıkça ortaya çıkar. Özellikle oyunlarındaki tarihi atmosfer ve şahsiyetler, Shakespeare'in oyunlarıyla bir paralellik sağlar. Oyunlarının konularının tarihten alsa da maksadı tarihi anlatmak olmamıştır. Tarihi oyunlar yazmasının önemli gerekçelerinden biri de bireydeki tarih bilincinin ortaya çıkarılmasına imkan sağlamak arzusudur. Osmanlı devletinin önde gelen kişi ve hürkümdarlarını anlattığı trajedileri yazarın tarihi olayları tiyatro sahnesine taşımadaki başarısını gösterir. Arkadaşlar bakın altı çizimli kelimelerden de anlaşıldığı üzere bu kimdir arkadaşlar? Turan Oflazorudur. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneğidir. 18. soru. Bu seçimlerden hangilerinde yanlışlık vardır demiş arkadaşlar. Yanlışlığı soruyor bize. 12. sınıf Türk Dili Edebiyatı dersinde Birol öğretmen öğrencilerinden Cumhuriyet dönemi şiiri konusunda her şiir anlayışından bir sanatçının şiirini örnek olarak seçip şiir anlayışları arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koymalarını istemiştir diyor. Hangi seçimde yanlışlık yaptığını sormuştu bize. Ahmet Özşir, Cahit Sıtkı Tarancı doğru. Garipçiler Menih Cevdet Anday doğru. Hisarcılar Yavuz Bülent Bakiler doğru. Toplumcu gerçekçi şiir Rıfat Ilgaz bu da doğru. İkinci yeniciler Erdem Beyazıt demiş. Arkadaşlar Erdem Beyazıt ikinci yenicilerde değildir arkadaşlar. Bu garip dışında kalmış sanatçılardır. Bundan dolayı da cevabımız nedir? B seçeneğidir. 19. Bu parçada modern romanın aşağıdaki hangi özelliği vurgulanmaktadır diyor arkadaşlar. Bakalım. İşte bu yüzden senden hiç de fazla hassas olmayan bana değil anlattığım hikayenin şiddetine benim acılarıma değil de dünyanın acımasızlığına inan. Hem zaten roman denen modern oyuncak batı medeniyetinin bu en büyük buluşu bizim işimiz değil. Bu sayfaların içinde okurun benim sesimi kart kart diye duyması da artık kitaplarla kirlenmiş, iri düşüncelerle bayağılaşmış bir düzlemden konuştuğum için değil. Bu yabancı oyuncağın içinde nasıl gezineceğimi hala bir türlü çıkaramadığım için demiş. Biz bu parçaya baktığımızda postmodern roman ile vurgulanmak istenenin E seçeneği olduğunu anlarız. Yani okuru Kurmacanın merkezine yerleştirme ne yapmıştır arkadaşlar? Vurgulanmak istemiştir. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneğidir. 20. soru. Bu dizelerde görülen en belirgin edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir demiş. Afrika dediğin bir garip kıta, el bilir, alem bilir. Ki şekli bozulmasın diye Akdeniz'in hala eskisi gibi çizilir haritalarda. Arkadaşlar hala eskisi gibi çizilmesinin Akdeniz'in nedeni neymiş? Şekli bozulmamadığı için. Bundan dolayı da hüsnü talil vardır. Doğru cevabımız da nedir arkadaşlar? C seçeneğidir. 21. soru aşağıdaki eserlerden hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır demiş. Bakın arkadaşlar sonsuz panayır kimin? Halide Edip adı varın neyi arkadaşlar? Romanıdır. Sokaktaki adam yine roman türünde yazılmıştır arkadaşlar. Yazarı kimdir? Atilla İlhan'dır. Bugünün saraylısı. Bunu da arkadaşlar roman olarak biliyoruz. Kim yazmıştır? Refik Halit Karan yazmıştır arkadaşlar. Panorama da romandır. Peki bunu kim yazıyor? Bunu da arkadaşlar Yakup Kadir yazıyor. Göl İnsanları Kemal Tahir'in eseridir. Arkadaşlar bu roman değil öyküdür. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneğidir. Geçiyoruz 22. soruya. Bu yazışmadaki bilgilere göre Ayça'nın aşağıdaki sanatçı ve eserlerden hangisini bilmesi gerekmez demiş arkadaşlar? Bakalım. Aşağıda Türk Dili ve Edebiyatı dersinden sınava girecek olan iki öğrencinin cep telefonu aracılığıyla WhatsApp uygulaması üzerinden kurdukları bir diyalog verilmiştir. Diyaloglara bakalım. Merhaba Menisa, nasılsın? Teşekkür ederim sen. Bir şey soracaktım sana. Tabii ki. Yarınki edebiyat sınavında öğretmenimiz hangi konuları soracak? Bakın arkadaşlar birinci yenicileri demiş. ikinci yenicileri ve daha sonra da 7 meşalecileri soracakmış. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Rica ederim. Görüşürüz. Arkadaşlar bizim bu diyalogtan anladığımıza göre Yusuf Ziya Ortaç nedir arkadaşlar? 5 hececidir. Değil mi? 5 hececilerin içinde yer alır. Kınar Hanım'ın denizleri Ece Ayhan'ındır arkadaşlar. Ece Ay Ayhan da ikinci yenicidir. Kenan Hulusi Koray bu da arkadaşlar 7 meşalecidir. Menih Cevdet Anday bu da arkadaşlar garipçilerdendir. Yani birinci yenicilerin arasında yer alır. Sevda sözleri Cemal Süreyya'nın bu da ikinci yeniciler arasında kalır. Doğru cevabımız nedir arkadaşlar? A seçeneğidir. Yusuf Ziya Ortaç beş yeniciler arasında yer alıp Aycan'ın sınavında çıkmayan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 23. soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirmelidir diyor. Tabiatı olduğu gibi Görünüşte sanıldığı gibi çirkinlikleri ve bayağılıklıklarıyla birlikte anlatmaya çalışan bir sanat sanatçıdır diyor. Arkadaşlar burası nedir? Realizmdir. Başlangıç yılları 19. yüzyılın ilk yarısına rastlayan bu akım duygulu, kişisel, hayal yüklü yönlü, yönüne zıt bir yolda gelişmiştir diyor arkadaşlar. Neydir bu? Romantizmdir. Romantizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı da cevabımız nedir arkadaşlar? B seçeneğidir. Evet arkadaşlar geçiyoruz son soruya. Tabloya göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş. A üstündeki konuyu seçen öğrenci şiirin bir dil olduğunu öğrenir demiş. A'da hangi konu var? Saf şiir anlayışının özellikleri. Doğrudur arkadaşlar. O yüzden A'yı elemiş oluruz. Saf şiirin en önemli özelliklerinden biridir dil işçiliği. B üstündeki konuyu seçen öğrenci olayın öyküde geri plana atıldığını öğrenir demiş. B sütununa bakıyoruz. Türk edebiyatında durum hikayesi. Durum hikayelerinde arkadaşlar olay ikinci plandadır. Geri plan atılır. Bundan dolayı biz B seçeneğinde elemiş olduk. C sütunundaki konuyu seçen bir öğrenci Nurullah Ataç, Oğuz Kemal, Yetkin gibi yazarlar hakkında bilgi edinir demiş. Bakalım. Türk edebiyatında deneme türünün gelişimi Evet arkadaşlar deneme türü dediğimizde Suat Kemal Yetkin ve Nurullah Ataç aklımıza gelir. Bunu da elemiş olduk. D sunundaki konuyu seçen bir öğrenci psikolojik tahlillere ile sıkça karşılaşır demiş. Bireyin iç dünyasına yönelen romanların özellikleri demiş. Doğrudur arkadaşlar. O yüzden D seçeneğini elemiş olduk. E sunundaki konuyu seçen bir öğrenci Tarık Bura ve Emine Işınsu gibi Işınsu'nun romanları ile ilgili makaleler okur demiş. Arkadaşlar Türk edebiyatında postmodernimizin yansımaları demiş. Tarık Buğra ve Emine Işınsu arkadaşlar bireyin iç dünyasını konu alan, tarihi ve tasavvufi konulara yer veren, insan psikolojilerini ön plana çıkaran romanlar yazmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir arkadaşlar? E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki Türkiye Geneli Deneme Sınavında buluşmak üzere. Hepiniz hoşçakalın.